Şimdi atıyorum 2004'e baktığımız zaman bir ev 25-26 milyardı, 30 milyardı. Şimdi 300 milyar olmuş. Yani ekonomi demek ki şuna bakarsak iyi yönde değil. Bu ne oluyor? Ekonomik kriz oluyor. Yani bize kalkıp vurmaya cüret edemeyen insanlar ekonomiyle vurmaya çalışıyorlar. Yani biraz Türkiye'nin de suçu var. Kendini geliştirmiyor çünkü. Şimdi ben geri giden bir insan görüyorum, aklıma Türkiye geliyor. Çünkü geri gidiyor. İleri gitmiyor. Yani ileriye dönük çalışmaları yok. Hep yol yapalım, atıyorum havaalanı yapalım. Yani hep şeye önem veriyorlar. Hani gidelim İmam Hatip açalım. Niye bilim okulları değil de niye İmam Hatip yani? Hani böyle şeyler düşünüyorum. Doğru mu bilmiyorum, yanlış mı bilmiyorum. Ama herkesin bana hak vereceğini biliyorum, benim gibi düşünen. O yüzden teşekkür ediyorum. Dolar oldu. Yatıyoruz kalkıyoruz, dolar, altın yükseldi. Yani şu gün mesela ben bugün 100 markete gidiyorum. 50 100 lirayla hiçbir şey almadan geliyorum. Yani bizim dolarla ne işimiz var Amerika'yla? En basiti bu. Biz Türk'üz. Kendi çiftçimiz var, kendi topraklarımız var. Kendi ekonomimiz yükselmesine gerekirken biz daha çok aşağıdayız. Yani bu bizim topraklarımız her yerden daha zengin. Tüm ülkelerin bizim gözümüzde olduğunu biliyorum. Yani bizim üstümüzde olduğundan dolayı bence dolar bizi bağlamayan bir şey. Yani ne bu, yatıyoruz kalkıyoruz dolarla kalkıyoruz yani. Aslında bizi alakadar etmiyor. Bizim Türk paramız varken ne gerek var dolara? Ekonomik olarak hükümetin üzerine düşen ne sizce? Ne yapması gerekiyor tahminen? Hükümet de dengeyi sağlayamıyor. Yani hükümette çok büyük yanlışlar var. Hep çünkü büyük balık küçük balığı yutuyor. Olan çalışan ve işçi kesimine oluyor. Patronlara hiçbir şey olmuyor. Şu anda niye diyeceksin? En basiti benim oğlum ücretsiz izinde 2-3 ay. Ne öldürüyor ne yaşatıyor. Ya o zaman ücretsiz izin veriyorsan bu insanı çıkarttıramıyorsun da. Tazminatı da yanıyor. Tazminatını da alamıyor. O zaman çıkışını da, yani tazminatın çıksa tazminatı yanıyor. Çıkmasa işsiz kalıyor. Yani ne öldürüyor ne yaşatıyor. Ben ağız halde mesela seyyarım, midye satıyorum. Geçen sene 50 kuruş alıyordum, şimdi 1 lira alıyorum. Çok yoruyor. Pilavı bile yani çok yoruyor abi. Tamam, yok ki onu söyleme. Evet. Ben sadece pahalılıktan bahsediyorum. Bu pahalılıktan bıktık. Olsun, daha iyi. Ya bekleyecek bir şey belli olmaz burada ne olacağı. Beklemek öyle bir şey yok. Yani beklesen ümitle falan olmuyor. Biz bütün mesele bu pahalılığı durdursunlar. Benden bu kadar. Evet. Hadi.